Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar videolarımız sanmaz devam ediyor. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda motor soğutma suyuna nasıl bakarız? Yani şurada görünen, yedek depoda görünen su doğru mu? Motorun suyunda bir eksiklik var mı? Bunun tam anlamıyla kontrolünü nasıl yaparız? Videomuz bununla alakalı olacak. Biliyorsunuz havalar 35-40 dereceyi sıcaklıkları buluyor. Motor soğutma suyu özellikle yani çok ama çok önemli bir konudur. Yağ, yani motor yağı ne kadar önemliyse motor suyu da o kadar önemlidir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Hyundai Accent Blue olarak belirtiyorum ve diğer bütün araçlarda yapmanız gereken durum şundan ibaret arkadaşlar. Bu aracı öncelikle kastedersek. Şurada biliyorsunuz yedek depoda bir yedek depomuz var. Motor suyu yedek deposudur. Şuradan bir tane tek çıkışlı şöyle bir hortumun buraya girdiğini görüyorsunuz. Farklı tip araçlarda bir giriş bir de çıkış bulunur. Gerekirse termostatlı kapak da bulunur. Harici sıkışma durumunda oradan atabilmesi. Yani farklı durumlara gider ama ben bu aracı kastediyorum ve diğer tipli araçları da aynı şekilde baz alabilirsiniz. Şimdi burada görünen şöyle F ile L arasında bir birikim var. Ben bunun motor suyunu tam olarak şu anda benimsiyorum. Hani kontrol ettiğim için benimsiyorum. Şimdi bu arabada şu gösterge acaba doğru mu? Öncelikle bu tankı mutlaka ya yani L ile F arasında yani full seviyesinde tutulması gerekmektedir bilginize. Ne kadar yedek depo hani burada basınç tankı adı altında da olsa motor suyu eksildiğinde orada çekim yani motorun soğumaya doğru meyilinde buradan tekrar motora su alınıyor. Yüksek hararette stop ettiğinizde burada yükselebilir. Yani konu basit ama bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Buradaki arkadaşlar su ne kadar dolu da olsa şöyle bir durum vardır. Kısa mesafe kullanıcısı olabilirsiniz veya fark etmez araca herhangi bir aracın bir su eksiltmesi veya da bir yerden hava alması, arabanın hava yapmasıyla karşılaşabilirsiniz. %100 motor suyunun kontrolünü arkadaşlar şuradaki radyatörden radyatör kapağından yapmalısınız. Yani buradaki su dolu, buradaki su belli bir seviyede de olabilir. Oradan su da çekmeyebilir. O andaki motor hararetine bağlı arkadaşlar. Ama buradaki motor suyu dolu ise mutlaka hiçbir sıkıntı yoktur demektir. Onu da şöyle biliyorsunuz. Dizellerde 1.1, benzinlerde 0.9 nokta olarak yani 0.9 bar olarak kullanır Hyundai Accent. Hyundai serisi genelde öyledir arkadaşlar. Şimdi buradaki kapağı açarken de iki kademe olduğunu unutmayın. Birinci kademeye şöyle sola çevirdiğinizde üstüne basın çevirin. Şöyle yine kapak açılmaz. Bu yani birinci %51 yarı kapak basıştır. Bu kapaktan motor çok sıkışırsa veya yolda bir hararet patlatırsa suyu motordan uzaklaştırmamak adına bu bir önlemdir. Yani her hararette kapak açılmaz. Belki onunla ilgili de bir video yaparız. Buradaki kapağı tekrar bakın arkadaşlar şöyle açtınız mı? Şöyle tam net gösterelim. Kapağı açıp bakın boşladı kapak. Şöyle tekrar üstüne basıyorsunuz bak. Tek tek gösteriyorum şöyle. Şuradaki gediğine şu an boş. Evet. Şöyle antifriz suyu plastiğe de damlatmadan ben size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani motor suyu bu şekilde dolu olması gerekiyor. Tekrar şu gediğine şöyle kapatalım. Üstüne hafif yumuşakça basalım. Bunu kesinlikle sıcakken açmıyoruz. Yani %100 motor suyunu kontrol edecekseniz bu kapaktan kontrol ediyorsunuz. Motor suyunun doluluğunu bu kapaktan tespit ediyorsunuz. Radyatör dolu ise motorun suyu tamdır. Soğukken açıyorsunuz ve soğukken şu suyu da F'yi geçirmiyor. Yani full seviyesini geçirmeyecek şekilde tamamlıyorsunuz. Bunlar çok önemli konulardır arkadaşlar. Dikkat edelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.